Evet sevgili Trabzonspor'lular Transfer TV Plus kanalından hepinize selam ve sevgiler, iyi akşamlar, iyi haftalar. Evet Trabzonspor'da transfer gelişmeleri gün ve gün yeni isimler gündeme geliyor ve bu isimler Transfer TV Plus farkıyla sizlerle buluşuyor. Evet gün boyu da geniş haber ağımı kullanarak telefon diplomasisi, yazışmalar ve görüşmelerle birlikte yurt dışındaki... E, temsilcilerimle birlikte yaptığım görüşmelerde yine önemli bilgilere ulaştım. Trabzonspor'da önemli gelişmeler var. Evet, Abdullah Hoca önümüzdeki sezon Trabzon'u şampiyonluğa ulaştıracak şampiyon kadroyu kurmak için var gücüyle çalışıyor. Yönetimde tamamen arkasında Abdullah Hoca'nın, evet Abdullah Hoca'nın dediğimiz gibi e, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da e, Başkan Ahmet Eoğlu ve yönetici Ertuğrul Doğan'la birlikte yaptığı transfer zirvesinden İlk 11'de direkt oynayacak 6 oyuncu ve 4 de rotasyon oyuncusu. Yani yedek kulübesini zenginleştirecek oyuncu olmak üzere toplam 10 transfer çıktı ve listeler yavaş yavaş şekillendi. Abdullah Hoca'nın istediği isimler yönetimin önünde görüşmeler yapılıyor. Bir taraftan da Trabzonspor'a yurt dışından da önemli isimler öneriliyor. Çünkü Trabzonspor'un potansiyeli güçlü kadro kuracağını bilen menajerler e, liglerde e, ünlü kulüplerin e, yeni yeni sezonda kadrosuna düşünmediği oyuncuları e, bir anlamda pazarlama stratejisi var. Nasıl Türkiye'de bazı oyuncular işte kulüp bul diye menajerine talimat veriliyor, arayışa geçiliyor. Bu şekilde de bir durum var ve Trabzonspor'un e, Lewis Baker transferi, Eddie Newton'la e, yapılan sözleşme, Eddie Newton'un Trabzon'a gelmesiyle birlikte Chelsea ile Trabzonspor kulübü arasında güzel bir bağ, iyi ilişkiler başlamıştı. E, Lewis Baker bu takımda kiralık oynuyor. Belki de önümüzdeki yıl kalacak çünkü Abdullah Avcı çok disiplinli bir oyuncu olduğu için şartlar uygun olursa e, kiralık olarak bizde kalabilir demişti. Chelsea de buna sıcak bakıyor zaten. Oyuncu da Trabzonspor'da kalmak istiyor. E, ama dediğim gibi e, transfer durumuna göre Baker da gönderilebilir. E, ama Chelsea'den Trabzonspor bir forvet oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak için e, harekete geçti. O isim şu anda Circle Buruj'da e, kiralık olarak oynuyor. Bu sezon 32 maçta 16 gol atan Ike Ugbo. Evet, Ike Ugbo Trabzonspor'un radarında ve listesinde. Bu oyuncu için Trabzonspor Chelsea kulübüne teklifte yapacak. Oyuncu Circle Buruj'da bu sezon kiralık olarak oynadı. 22 yaşında. Circle Burcu'nun elinde satın alma opsiyonu var ama Kulüp bu opsiyonu kullanmayı düşünmüyor çünkü imkanları Kısıtlı Trabzonspor'un Masada daha güçlü olacağını Daha yüksek bir rakam ödeyebileceğini zaten Chelsea Kulübü de biliyor Ike, Bu da Şampiyonluğu oynayan bir kulüpte oynamak istiyor Trabzonspor'un projelerini beğenmiş Ve Trabzonspor'a sıcak bakıyor önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili de önemli gelişmeler yaşanabilir. Trabzonspor'un forvet adaylarından biri Chelsea ile sözleşmesi bu sezon değil, önümüzdeki sezon yani 30 Haziran 2022'de bitiyor. 22 yaşında, 1.96 boyunda İngiliz e, forvet ve piyasa değeri de 2,5 milyon euro. Onu söyleyelim. E, Muhammed Şerif konusunu ben sizinle e, çok paylaştım sevgili Trabzonsporlular. Yeni gelişmeler var. E, Mısır milli takımının önemli golcüsü. Mustafa Galatasaray'a gelen, Zamalek'ten Galatasaray'a gelen Mustafa Muhammed'den e, daha e, ünlü bir golcü, daha yetenekli. Zaten Mısır milli takımında birinci golcüsü. Yani birinci sırada Muhammed Şerif var. İkinci sırada Muhammed Mustafa var. O yüzden Trabzonspor ısrarla bu oyuncuyu istiyor. E, ve Alahli Kulübü Trabzonspor'dan önce 7,5 7 7.5 milyon dolar talep etmişti. Ee, ama e, gelen bilgiler şu, ee, Mısır Milli Takım ve eski yıldızı Abdel Gani, Sport360 TV'de e, bir canlı yayına katılıyor Mısır'da. Muhammed Şerif için e, Alahli'nin belirlediği rakamı orada açıklıyor. Alahli'nin eski yıldızı Abdel Gani. Ve diyor ki Abdel Gani, son dönemde diyor Türkiye Ligi'nden, e, yani Trabzonspor'u kast ederek, Türkiye Ligi'nden, Trabzonspor'dan, ee, bu oyuncuyu alma arzusu var. Yaz transfer dönemi boyunca da e, daha çok e, Muhammed Şerif'i konuşacağız. Hem Trabzonspor bu oyuncuyu istiyor hem de yurt dışından bazı kulüplerin ilgisi olduğunu duydum diyor ama Trabzonspor'un teklifini e, Muhammed Şerif beğenmiş beğendi ve e, iki kulübün anlaşmasını bekliyor diyor. E, ve Trabzonspor'un da Muhammed Şerif için Alahli Kulübü'ne kesin satın alma opsiyonu bir teklif yaptığını söylüyor. Abdelgani Gani, e, Alahli'nin Şerif'i satmayı e, şu an için düşünmediğini ama teklifler cazip ol olursa eğer e, Muhammed Şerif için Trabzonspor Kulübü e, Alahli'nin önüne 5 milyon dolarlık resmi bir teklifle gelirse Alahli Kulübü ikna olur ve... E, en önemli Mısır Mısır'ın en önemli kulübü golcüsünü milli takımın en önemli golcüsünü ve aile Al kulübünün yıldızını Trabzonspor'a e, verir çünkü pandemi nedeniyle aile Al kulübü de e, bir mali kriz yaşıyor e, diye e, bir açıklama yapmış. Evet Trabzonspor gerçekten e, bu oyuncuyu çok istiyor. E, hatta e, biliyorsunuz sporar vardı e, Benfica'dan. Ve e, Abdullah Avcı birinci sıraya bu oyuncuyu ya, yazıyor. Yani birinci bir, listedeki en önemli golcüsü şu anda Muhammed Şerif. Türkiye'ye de uyum konusunda sıkıntı yaşamayacağını düşünüyor. Ve listesinde A, A listesinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın A listesinde Muhammed Şerif var. Trabzonspor'da e, bu oyuncuyu transfer etmek için bastırıyor. Bunu söyleyelim. E, Trabzonspor'a yazılan e, Suarez vardı. Kutu. E, bu oyuncunun eşi kocasının yeni takımını açıklıyor. Korintiyas'ın Korintiyas'ın Guarini ile oynadığı maç sırasında bir paylaşım yapıyor ve maçın fotoğrafının altına Korintiyas yazısını paylaşıyor. Yani Tugunyo diyelim. Tugunya Suarez. Tugunya Suarez'in Korintiyas Palmeiras ve Sao Paulo'dan hangisine transfer edileceğinin tartışıldığı bir ortamda ee, eşi yani Tignia Suarez'in eşi Silva e, bu paylaşımı yaparak son noktayı koyuyor. Yani oyuncu Trabzonspor'a yazılan Tignia Suarez Korun gidiyor. gidiyor. Ee, evet. Bunu söyleyelim e, sevgili Trabzonsporlular. E, bu oyuncu aslında e, iyi bir oyuncu. 28 Eylül'de 4,5 milyon euroya portadan Çin'in Tiger takımıyla transfer olan. Tigünyo'nun sözleşmesi orada 1 Mart'ta feshedilmişti. Yani e, bu oyuncu Korintiyas'a gidiyor. Yani Trabzonspor'a e, yazılan bir isimdi. E, Trabzonspor'a biliyorsunuz e, Belhanda'da menajerler tarafından öner önerildi. Ama sorunlu bir oyuncu olduğu düşünülerek Abdullah Avcı'nın sıcak baktığı bir oyuncu değil. Çünkü e, Belhanda aslında Türkiye'de kalmak istiyor. Özellikle İstanbul'da kalmak istiyor. Ama İstanbul takımlarından üç büyükler yani Galatasaray'dan sonra Beşiktaş ve Fenerbahçe Belhanda'ya sıcak bakmadı Başakşehir'in de durumu ortada olduğu için e, menajeri Trabzonspora e, teklifte bulunuyor e, Belhanda'ya ama Trabzonspor Belhanda'yı şu an için düşünmüyor hem maliyetli bir oyuncu olduğu için hem de sorunlu bir oyuncu olduğunu düşünülerek Belhanda'ya kapılarını kapatıyor Trabzonspor evet e, sevgili Trabzonsporlular. E, Yine bir haber daha var. Onu da sizinle paylaşayım. Denizman biliyorsunuz. Trabzonspor'a çok yazıldı. Trabzonspor'un gündeminde olan bir oyuncuydu. Rumen TV kanalı Digi Sport, Trabzonspor'un Parma'ya Denizman için yaptığı teklifi masaya yatırıyor. Trabzonspor'un önerisini Temmuz ortasına kadar açık tuttuğunu hatırlatıldığı haberde Parma'nın ilk etapta Trabzonspor Trabzonspor'a olumsuz cevap verdiği iddia ediliyor. Parma'nın her ne kadar gelecek sezon hani Seri B'ye düştüğü için e, Denizman'ı aslında e, maliyetli oyunculardan da kurtulmak istiyor. Daha önce ben e, Parma'nın sportif direktörünün açıklamalarını paylaşmıştım sizinle. E, Denizman'ı da e, satmak istiyorlar ama e, burada e, bir taraftan da hani Denizman'la anlaşıp Seri B'de çünkü oynatıp ellerindeki büyük koz Seri A'ya çıkmak için önemli bir isim elimizde diyorlar. Hani oyuncudan da çok vazgeçmeyiyorlar. Ee, ve yine Sports Raw diye bir internet sitesi de Denizman'la ilgili. Trabzonspor'un Denizman'ı ikna etmek için eski oyuncusu Alexander Borciano'yu devreye soktuğunu ama e, olumlu dönüş alamadığını yazıyor. Ne kadar çok Trabzonspor'la ilgili, Trabzonspor ve Denizman'la ilgili iddialar çıkıyor yurt dışında ee, ve o bu internet sitesinin yani Sports Raw internet sitesinin iddiasına göre Denizman Fiorentina ile yapacağı görüşmelerden sonuç almadan Trabzonspor'a bir cevap vermek istemediğini de altını çiziyor. Ama aslında Denizman konusu hani olumsuzda değil onu söyleyelim. Parma önemli bir yıldızı seri B'ye düştüğü için hani seri A'ya tekrar çıkabilmek için önemli bir koz. Satmak istemiyor ama maliyetini düşünüyor. Oyuncuya da gitmek isterse kolaylık sağlayacağını söylüyor. Ama Fiorentina'nın bilgisi varmış. Fiorentina dan yapacağı görüşmelerden sonuç aldıktan sonra Trabzonspor'a oyuncu bir cevap verecekmiş. Bunu da ifade edelim sevgili Trabzonsporlar. Evet Trabzonsporlar Transfer TV Plus kanalına gösterdiğiniz büyük ilgi için çok teşekkür ediyorum. Evet bu kanal sizin kanalınız. Tüm Trabzonsporluların kanalı. Yapmanız gereken tek şey şu. burada her şey ücretsiz. Hiçbir zaman da ücretli olmayacak. E, abone ol butonuna basıp kanala abone olmak, çektiğim videoları beğenmek yani like atmak, soru görüş önerilerde bulunmak ve çevrenizdeki bütün Trabzonsporları Transfer TV Plus kanalına abone olmaya teşvik etmek. Çünkü bu kanal dediğim gibi e, tüm Trabzonsporluların kanalı, Trabzonspor'daki bütün gelişmeleri, transferde yaşanan bütün gelişmeleri, güneşine çıkmamış transfer haberleri gördüğünüz gibi sizinle paylaşıyorum. E, Trabzonspor'un da listesinde A listesi, B listesi, C listesi olmak üzere yaklaşık 150 oyuncu var. Bu oyunculardan da işte dediğimiz gibi 10 oyuncu transfer edilecek. Ama elene elene o oyunu oyuncuya gelene kadar ben bütün isimleri sizinle paylaşıyorum sevgili Trabzonsporlular. E, yarın da önemli bilgiler var. Onları da sizinle paylaşacağım. Ama olgunlaştırmam gereken e, bilgiler bunlar. E, yerli harekatını sizinle paylaşacağım. Trabzonspor'daki yerli harekatını e, paylaşacağım. Onun dışında yine önemli isimler var. Onları sizinle paylaşacağım. Ee, ve Abdullah Avcı'nın, teknik direktör Abdullah Avcı'nın şampiyonluğa inandığı ilk 11. Yeni transferlerle birlikte e, bu takım şampiyon olacak inancını taşıdığı 11'i de sizinle paylaşacağım sevgili Trabzonsporlular. Evet, e, yarın bomba gibi yeni videolarla sizinle birlikte olacağız ama şunu unutmuyorsunuz, parolamız ne sevgili Trabzonsporlular? Trabzonspor'la ilgili tüm transfer haberleri Transfer TV Plus kanalından izlenir. Hepinize selam ve sevgiler. Tekrar söylüyorum, iyi haftalar, haftanız güzel geçsin, mutlu geçsin, sağlıklı geçsin. Ama hep Transfer TV Plus kanalında kalın. Yarın bomba gibi haberlerle görüşeceğiz. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.